Tokay deprem. Son olarak sizden şunu rica ediyoruz. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Şimdi bu Luhansk, Donetsk Halk Cumhuriyetleri, Zaporijya ve Herson'daki halk Rusya'ya katılmayı istedi. Gitti sandıkta oyunu kullandı. Bu karar çıktı. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Rusya'ya ilhak nasıl gerçekleşecek? Evet, zaten o süreç işlemeye başladı. Hatta ben iki gün evvel Lugansk merkezinde normalde Halk Sovyeti'nin yer aldığı Büyük Anayurt Savaş Meydanı'ndaki binada ki basın merkezinde resmi sonuçlar, yani resmi olmayan daha doğrusu ilk sonuçlar açıklandıktan sonra nihai olarak ama gece geç saatlere doğru devlet başkanı işte Leonid Paseçnik bir konuşma yaptı kısaca. Orada yarın ilk işim Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e bu referandum sonuçlarının tanıması için başvurmak olacak dedi. Ki zaten bu açıklama ve bu eylem oldukça beklenebilir, öngörülebilir bu durumda. Aynı şey Donetsk tarafından da yapıldı ve diğer ilgili yerlerden yani Kherson ve Zaporojye'nin şu anki ve şu ana kadar adlandırması itibariyle askeri ve sivil yönetim başkanları. Tabi orada farklı bir konjonktür geçerli olduğu için böyle. Şimdi bunun yanı sıra gene her halükarda ama işte bu iki cumhuriyetin halk sovyetleri veya işte halk konseylerinde yani parlamento gibi düşünülmüştü, yara parlamento. Meclis diyebilir miyiz? Evet, evet tabii halk meclislerinde bu karar oylanacak. Gene ilgili iki cumhuriyetin devlet başkanı ve diğer iki bölgenin işte askeri ve sivil idare başkanları da bunu onaylayacaklar. Son olarak ve en nihayetinde sonuç olarak bu karar, yani bu şekilde tasdik edilmiş olan yerel düzeydeki referandum sonucu Rusya'ya iletilecek. Deyim yerinde ise o andan itibaren top Rusya'ya geçecek. Bu süreç, yani bu toplam sürecin ilk etabı, bu ilk ana etabının birkaç gün içerisinde ben açıkçası sonuçlanacağını bekliyorum. En geç gelecek haftanın başlarına kadar. Ondan sonra işte top Rusya'ya geçtikten sonra Rusya Federasyonu'nda orada da toplam 3 ayakta bir süreç geçerli olacak son olarak. O da çok basit. Aynen Kırım'da bizim gördüğümüz gibi Rusya'nın bildiğimiz gibi parlamentosun iki kanadı, altı üst kanatları yani Duma artı evet. Federasyon Konseyi'nde ardışık bu sonuçlar oylanacak, oylamaya sunulacak. Oradan çıkan karar ki çok büyük ölçüde, çok çok büyük ihtimalle %99.9 oy birliğine yakın, yani hemen hemen herkesin onayladığı bir oylama olacağı bekleniyor. Bir oylama kararı çıkacağı bekleniyor. Hemen akabinde de devlet başkanına, sonuçta bir nevi başkanlık sistemi olduğu için malum Rusya, gönderilecek bu karar. Yani Vladimir Putin'e onu da imzalaması, onaylamasıyla ilgili parlamento iki kanadından çıkan sonucu bu artık resmiyet kazanmış olacak en üst mertebeden. Dolayısıyla o andan itibaren ilgili bölgeler, yani Donbas iki cumhuriyeti ve diğer Kherson ve Zaporojye illeri Rusya'ya dahil olacak. Şimdi bunun dışında yalnız bu tabii ki sizin de sorduğunuz sorunun ilk kısmı malum. Yani şu an itibariyle işleyecek süreç. Tüm bu süreç 1 ile 2 hafta arasını bulacak normal şartlarda ama. Yani hani son dakikada amiyen tabiri böyle çok çok olağanüstü önemli bir gelişme olmazsa bu süreci biraz bloke edebilecek, yavaşlatabilecek veya sekteye vuracak ilgili sürece böyle olması öngörülüyor, bekleniyor. Şimdi bu tabii madalyonun bir yüzü. Ancak diğer yüzünde ise şu var. Rusya bu bölgeler kendisine geçtiği an itibaren şunu deme hakkında, meşruiyetinde ve imkanına sahip olmuş olacak. Dünyaya ve Ukrayna'ya. Bak senin sürdüre geldiğin saldırılar, yaptığın ataklar ve bu devam eden savaş benim topraklarımda gerçekleşiyor. Benim içimde, benim ülkemde. Yani sen diğer bir ifadeyle Ukrayna yönetimine ve dünyaya aynı zamanda hitaben Rusya şunu demeye getirecek dediğim üzere sen bu saldırıları benim topraklarımda bana karşı yapıyorsun. Ve bu ya Rusya'nın, Rusya Federasyonu'nun resmi anlamda ilk kez Ukrayna'ya savaş ilan etmesini sağlayabilecek veyahut da bunu resmi yapmasa bile yürüttüğü askeri operasyonun konfigürasyonunu değiştirecek deyim yerindeyse. Yani bir diğer ifadeyle Rusya'nın şu ana kadar yürüttüğü silahlı operasyon daha farklı bir metotlar dizisi bekliyor bizi diyebiliriz. Daha da somut bir ifadeyle savaşın bir nevi raddesinin derecesini veyahut da işte moda tabiri level'ını yükseltecek Rusya. Zaten tam da bakınız referandum ilan edildiği günlerde Rusya'da 300 bin kişiyi kapsayan kısmi mobilizasyon yani seferberlik çağrısının yapılması evet. Hiç tesadüf değil. İkisi birbirle örtüşen, birbirine bağlı bir süreç. Dolayısıyla bu yüz binlerce kişiyi çok kısa bir süre içerisinde biz hemen hemen tamamını Donbass'ta hazırlık değil mi bir? Bu tabii ki. Donbass'ta ve Ukrayna ilgili bölgene bekleyeceğiz ve göreceğiz.
Tabii ki şu ana kadar artı eksi 200 bin toplam asker var sahada. Yani Rusya ve ilgili bölgelerin kendi yerel silahlı kuvvetlerin toplamı Lugansk'ta, Donetsk'in artı Rusya'nın. Şimdi bunlara 300 bin kişinin daha ilave olması bekleniyor. Yarım milyonluk bir güce ulaşacak. Rusya biraz daha açıkçası konvansiyonel savaş stratejisine geçecek gibi gözüküyor. Biraz sertleştirecek yani daha farklı kelimeler ifade edecek olursam bu savaş durumunu Kiev ve Ukrayna rejimine dönük. Dolayısıyla biraz da açıkçası referandumu tam da bundan dolayı açıkçası öne aldı. Yani referandum biraz bunu vesile kılmak istedi Rusya. Yoksa düne kadar düşünün yani geçen hafta salı gününe değin. Referandumun en erken Kasım ayı başlarında yapılması düşünülüyordu, bekleniyordu, tahmin ediliyordu. Hatta herkesin konuştuğu tarih 4 Kasım'dı. Çünkü 4 Kasım Rusya'nın Halkların Birliği günü. İşte 10-15 kadar sene kadar önce ilan edilmiş olan. Evet. Gazeteci yazar Okay Deprem, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Bize Donbas'tan bildirdiniz referandum sürecini. Çok sağ olun. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar. Şenol Bey, hoşça kalın.